Kıraç Bey gelmiş. Kıraç Bey hoş geldiniz. Siyasi görüşünüz gizli mi bilmiyorum ama kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Hiç duyuyor musunuz beni? Evet. Duyuyorum, buyurun. Ha. Şimdi bunu konuşmak için açmadım. Ben sadece burada birkaç kişi var. Onları merak ettiğim için Recep de vardı, Recep abi de vardı. Yaşı bilmiyorum benden büyük olabilir diye söylüyorum. Bu Cemal arkadaşı takip ediyorum. İlginç şeyler söylüyor. Onun için bir girdim bakayım dedim ama bu malum arkadaş orada mı bilmiyorum. Yani Cahre'ye bir şey söylemek istiyorum. Yani benimle ne gibi bir şahsi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ben tanımıyorum bu arkadaşı ama daha önce de böyle inanılmaz tahrik etmeye çalışan, yani terbiye sınırlarını aşan belki böyle bir tarzı var ama beni hiç tanımıyor. Ben onu tanımıyorum. Beni tanıyor mu? Bir sorunu mu var benimle ilgili? Onu çok merak ediyorum. Burada değil galiba kendisi. Ahmet Yok abi. orada görüyorum Cahre'yi. Şu an Kapıda. Oyun AFK, oynuyor. evet. Kıraç Bey oyun oynuyor galiba, Oyun. Ha, o, duyamayabilirim. tamam oyun oynayabilir. Ve size de şimdi merak ediyorum. Orada bunları Buyurun. söyleyen bir adam var. Terbiyesiz konuşuyor. Belki tarzı öyledir ama ben öyle bir insan olduğumu düşünmüyorum. Beni seven vardı, sevmeyen vardı. Sanatçılar herkes sevmek zorunda değil. Ama bu üslup sizin şu an eleştirdiğiniz üsluptan da daha kötü bir noktaya götürüyor Biz sizi Türkiye'yi. seviyoruz Bu Korkut. tür insanlar böyle hayır, seven de olur, sevmeyen de olur. Şarkılarımı dinlemek zorunda değil kimse. Yaptığım şeyleri beğenmek zorunda da değil ama böyle bok gibi marş yapıyor, bilmem ne falan. Bu şekilde söylenmez. Müzisyen değil, bir şey değil. Bu arkadaş her konuda fikrini söylüyor. Söylesin tabii ki. Ama bir üslup diye bir şey vardır. Askeri nezaket diye bir şey vardır. Yani biz konuşmadıkça ben bu arkadaşla yüz göz de olmak istemiyorum sosyal medyada. Daha önce de böyle daha yeni tanıdım yani sosyal medyada. Fenomenmiş. Sorun değil. Olabilir. Sevdiğim insanlar da takip ediyor. Ben ama şunu anlayamıyorum. Yani bu kadar üslup yoksunu bir insan niye eleştiriyor? Kime eleştiriyor? Ne yapmaya çalışıyor? Bu toplum hatta bu düzene yazıklar olsun ki böyle bir insanı ünlü yapıyor. Sözü dinlenebilir bir hale getiriyor. Bu çok korkunç bir durum. Ve ben arabam Hiç para eder mi? konuşma Lafını bilmeyen it bu rapi yer mi? kardeşim Kıraç bir konuşma dünya konuşma. hiç demek, öküz gibi Ha, anlarıp ayı gibi geğirmek. Götünü sikeyim tamam. Kıraç. Bu. Ya Küfürü yok, tasvir gerek yok etmeyelim. buna ya. Buna gerek Ben yok bu buna. düzene, Küfürü benim tasvir mikrofonumu etmeyelim. kapatmayın lütfen. Bu düzene Buyurun, buyurun. gerçekten lanet ediyorum. Bu düzene lanet ediyorum. Ben çıktığım, yani piyasaya çıktığım, şarkılarımı yaptığım günden beri kendi siyasi görüşümü de söylemiş bir insanım. Ama bu seçime giderken kimsenin oyuncağı da olamam. Hiçbir kimsenin oyuncağı olamam. Duruşum çok nettir. Atatürkçü bir insan olduğumu herkes bilir. Milliyetçi bir insan olduğumu da bilir ama bu herkesin anladığı anlamda değil. Ben Atatürk Kıraç, milliyetçisi bir insanım. Kıraç Ama Bey, yani insan Cahre'nin bunu yani bir bölmek bölmeyelim, lazım. Yani bölmeyelim. Recep abi, Kıraç kötü niyetli Bey'i olduğunu bölmeyelim. Bir düşünmüyorum. konuşsun. İnsan Recep abi. bazen Ben sevdiğine bile kim söylüyor. Recep Terzi konuşuyor. Kim Bir saniye, konuşuyor? bir Kıraç Bey'i bölmeyelim arkadaşlar. Kıraç Konuşsun. Bey, buyurun, buyurun. Şimdi bu Cahre'in denen arkadaşla hiçbir zaman konuşmayacağım. Tabii bu üslup korkunç bir üslup. Hala şurada yaptı. Bunu bütün Türkiye görsün. Görsün derken tabii Türkiye'de olsa bizim toplumumuzda da maalesef böyle %10'luk rezil bir kitle var. Onu takip edenlerin hepsine rezil demiyorum ama %10'luk o derken Kıraç Bey, HDP seçmenine hakaret mi ediyorsunuz? kardeşim beni konuşmamı oraya Pardon, buraya özür çekmeyin dilerim. ki ben devam Buyurun. edebileyim. Yani ben burayı sadece merak ettiğim için dinlemek amacıyla girdim. Ama orada işte bu arkadaş böyle inanılmaz çirkince laflar ediyor ve o çirkinliğini bana bulaştırmak, bize bulaştırmak, bizi tahrik ederek kendi düştüğü pisliğin içine bizi de çekmeye çalışıyor üslup şeyiyle. Ama bunu yapmayacağım tabii ki. Ben de istesem buradan tabii ki ana avrat küfrederim. Sonuçta Hasköy'de büyüdüm, Kasımpaşa'da büyüdüm ben de. Ben de bu ülkede büyüdüm, Tahtakale'de. Hayatım çok acayip yerlerde geçti. O üslupları bilirim, raconu da bilirim kardeşim. Fakat tabii ona o üslup, istediği üslupla karşılık vermeyeceğim. Çünkü öyle karşılık verirsem düştüğü pisliğin içine beni de çekmeye çalışacak. Bu hiç doğru değil. Oradaki arkadaşların da bu kadar üslubun düşmesine izin vermeleri beni üzüyor. Madem burada ciddi ciddi Türkiye'nin geleceğini, siyaseti konuşuyoruz. Madem konuşuyorsunuz daha doğrusu, ben sadece dinlemeciydim. Madem çok ciddi hayati bir seçim olduğunu düşünüyorsunuz, herkesin fikirleri var ve bir şeylerden şikayet ediyorsunuz. Ama ben size şunu söyleyeceğim. Bu Cahren gibi adamların olduğu ortamda nasıl sağlıklı, doğru,
bir karar. Ya biz Kıraç değil, olay seninle alakalı değil ki. Yani niye kudurup geldin ki şimdi yukarı? Ben anlamadım ki. Kimsin biz seni sen konuşmuyoruz abi, ki kardeşim. Ben Cahreyn'im. Cahreyn. Evet. Kardeşim. Ben çok özetleyeyim mi? Bu mevzuyu... Şimdi... Kardeşim seni... Ben seni niye arayayım kardeşim? Niye buraya gireyim? Sen kardeşim seni beğenmeme sebebimiz belli. Bir tane şarkı yaptın sen. Beğenilmedi sosyal medyada. Şarkıyı beğenmeyenleri vatan haini ilan etti. Biz senin yaptığın şeyi beğenmek zorunda mıyız kardeşim? Ne biçim sanatçısın sen ya? Sen halka sunarsın. Halka sunarsın. Ne provokasyonu? Senin tweetlerin duruyor. Halka sunarsın. Halk beğenir ya da beğenmez. Beğenmedik diye bize vatan haini dedin salak salak. Yani biz buna karşıyız kardeşim. Şimdi geçti senin deme, devrin. Salak deme, doğru konuş. Benimle doğru konuş. Ben şimdi ya konuşmuyorum, mahkemeye ver Kıraç ya. Çok da umurumdaydı. Hadi abi ikile. Türkiye'deki mahkemelere güveniyorsun, tamam mı? Türkiye'deki bu bozuk hukuk düzenine güveniyorsun. Aslında şikayet ettiğin bu bozuk düzenin içerisinde. Ya gel sana Almanya'da küfredeyim. Almanya'da mahkemeye ver. Allah Allah. Kardeşim. Gel onu da yapabiliriz. Tamam işte ben de duysun istiyorum insanlar senin bu tarafını. Tamam mı? Ben sana küfretmeyeceğim. Senin istediğin usulde karşılık vermeyeceğim ama şu an yalan söylüyorsun. Bilmediğin konularda konuşuyorsun. Her ya şey ben yayınlarım senin milleti vatan haini ilan ettiğin şeyleri. Ne var yani? Ya biz o zaman sana işte sinir olma sebebimiz bu. Sana bu yüzden sinir olduk. O sensin. Sen benim gibi milyonlarca insan var yani. Kendini tamam, çok şeyden görüyorsun tamam, yani. Üstten satıyorsun hiçbir şey kardeşim. Görmüyorum kardeşim. Hiçbir şey görmüyorum. Sen şu üslubunu değiştir. Artist konuşmayı bırak. Herkesi değiştirmiyorum. Ben artist konuşuyorum. Tamam, değiştirmezsen benim adımı ağzına alma. Alma lan benim adımı ağzına. Konuşma. Benimle ilgili benim olmadığım, olduğum ya da yerde... Lan mı? Canın sağ olsun. Bak biraz daha böyle sinirli konuşursan senin dudaklarına yapışırım Kıraç. Ya sen ağzını topla. Tamam, ben seninle konuşmuyorum. Beni daha da fazla tahrik etme. Sen pisliksin. Beni de oraya çekemeyeceksin şu an. Tamam mı? Yani düzgün konuş. Ya da konuş. Peki Kıraç benden Bey. Bahsetme. Orada sakin olalım Kıraç Bey. Dinliyorum. Benden bahsetme evet, evet, kardeşim. Siz de biraz şey olun. Üslubu dikkat edin. İnsanları kontrol edin. Kıraç Bey üslubu. Olumsuz bir şey söylemedi ama size. Kıraç Bey olumsuz bir şey nasıl, söylemedi. Bok gibi dedi. Bakın ben Kıraç Bey bir müsaade eder misiniz? Cezanın şeyi, cezanın kaydını da dinlet az önce. Kıraç Bey bir şey bir müsaade ederseniz. Adam küfrediyor orada. Bir şey rica edebilir miyim? Bir şey rica edebilir miyim size? Tamam dinliyorum ben. Peki affedersiniz Cemal Nazlıcan. Özür diliyorum sizden rol çaldığım için. Şimdi sevgili... Lan Kıraç toprak hiç para eder ya mi? Lafını yapma, bilmeyen hiç bu rapi yer mi? Kıraç bir dünya hiç deme öküz gibi ya, anırıp ayı gibi geğirmek. Yok yok bunu... Yapma abi, bunu yapma. Gerçekten bu buna gerek yok ya. Türkiye'nin düştüğü durum bu. Bu kadar. Ama şöyle bu kitle kötü niyetli bir kitle değil Kıraç Bey. Onu anlatmaya çalışıyorum. Nasıl? Bu mu kötü? Hayır yok yani şöyle söyleyeyim. Bakın siz aslında... Kim kötü? Şöyle bir özür dilerim. Aslında keşke beni takip alsanız ben anlatırım size de. Böyle kötü niyetli bir kitle. Öyle mi Yusuf Bey? Kötü niyetli bir kitle değil. Bakın biz de. Ay Yusuf Bey. Ya o anlamda demiyorum kardeşim, arkadaşlar. Kardeşim bir şey söyleyeceğim. Şimdi sakinleştireyim ya, diyorum ya. Bir sakin olun. Sakinleştirme. Buyurun Kıraç Bey, tamam, buyurun. Mesela erlik kötü niyetli mi? Değil. Ben takip ediyorum. Tamam mı? Yani her ya yok kötü niyetli yani demiyorum. Ben kötü niyetli bir şey yok ortada. Onu anlatmaya çalıştım. Abi adam küfür ediyor, sen kötü niyetli değil diyorsun. Abi küfür öyle değil, adam senin şahsına bir şey demiyor. Abi herkes küfür ediyor, ben bunu kardeşim anlamadım ki adam sevdiğini de amına koyayım ya diyor Recep, bazen. Ya öyle deme, değil kardeşim. Recep abi bak şöyle Kıraç bana şunu anlamadı kardeşim, ben anlıyorum onu. Biraz gergin. Dünyada herkes birbirine küfür ya ediyor Kıraç Bey. Ya ben kardeşime kafanı sikeyim derim yani ben. Öz anlamda yani, bir saniye özür dilerim tamam. Kıraç Bey gerçek anlamda sizi itibarsızlaştırmak adına yapılan bir hakaret yok olsa emin olun. Biz... Öyle bir şey yok. Cahreyn beni itibarsızlaştırmak için yapmıyor mu bunu? Mark yok kesinlikle. Hayır. Kesinlikle böyle bir şey yapmıyor. Bak ben Cahreyn'i bu arada avukat bak, değilim. Benle de çok kavga etmişti. Bakın ben Fenerbahçeliyim Kıraç Bey. Ben sizin marşınızı beğeniyorum. Dinledik kaç ya, kere. Abi herkese yapıyor. Herkese yapıyor Kıraç Bey. Kıraç ben biraz sonra kendi bu sayfamda senin marşını paylaşacağım. Siz Yusuf musunuz abicim? Ben ya kardeşim ben zaten anlamıyorum. Beğenmek Yusuf zorunda mıyız? Kıraç yaptığın marş kardeşim, bok gibi. Bir sorun. Ben tanımıyorum adamı. Kıraç adam orada yaptığın marş bok gibi. İfade özgürlüğü Kıraç. Kıraç yaptığın marş bok gibi. Ya yok sınırı bok gibi diyorum işte. Bok gibi kardeşim. 10 numara. Yani Cahreyn istediğini söyleyebilir. Tamam bence ben de bok gibi ne yapacağız yani, şimdi? Fikir özgürlüğümüz. Şimdi Kıraç Bey. Abicim buyur, sen buyur, yaptığın parçanın eleştirilmesini istemiyorsan şarkıcı olmayacaksın. Şarkıcı olmayacaksın o zaman. Şey kalmasın mı?
Allah Allah ya. Abicim sen yaptığın şarkının eleştirilmesini istemiyorsan şarkıcı olmayacaksın. Şimdi Kıraç Bey. Hay bak, size hakaret etmek yerine yaptığınız sanata veya çıkardığınız işe istediği eleştiri yapabilir ama size hakaret ettiği zaman o zaman eleştirebilirsiniz tabii. Bu ifade edin, özgürlüğü değil. Nasıl hakaret edilir? Hakaret nedir? Ha, edemez size. E, bakın işte, ben de size edemez yaptığınız işe. İşte o zaman onu eleştirin Kıraç Bey mesela din yani. Cariyim ben sizi eleştiriyorum. Buyurun bizi eleştirin. Hayır siz niye eleştirmiyorsunuz? Abi, biz de eleştirelim. Adam orada hala kılıyorum. Kayıt dinletiyor. Cemal ben bir Cahri'yi eleştireyim mi? Ben Cahri'yi 1-2 dakika kınayabilirim. Ya ben küfür etmiyorum kardeşim. Bir saniye sesim geliyor. Ben küfür etmiyorum. Ben evimde Ceza'nın şarkısını dinliyordum. Kıraç'a küfür etmiş yani. Cahri seni eleştiriyorum abicim. Sen anladın. Ceza Bey büyük yani Sayın Ceza büyük bir terbiyesizlik yapmış. Hayır Ceza'nın şarkısını sen niye çaldırıyorsun Cahri? Ne gerek var buna? Ben sizi kınıyorum. Evimde dinliyorum kardeşim. Seni kınıyorum. Hayır ben Ceza'yı kınıyorum. Şimdi Ceza resmen bir provokasyon yaratmaya çalışıyor burada. Kıraç'la Cahri'nin arasını bozarak. Neden küfür etmiyorsun? Kıraç Bey beni dinlemiyor. Kıraç Bey beni dinlemiyor. Niye tepki göstermiyorum diye belki de çok üzüleceklerdi. Ben bu yayını onun için aslında mikrofonu almayacaktım. Abi o seviyeli olduğun için. O delikanlı olduğun için Kıraç. Ama bakıyorum görüyorum ki orada bazı arkadaşlar hepinizi kastetmiyorum. Hala işin her şeyi böyle bir makaraya tıkaraya çevirme peşinde. Ama abi özür olmaz. Dilerim bensem şahit kusura bakma ya ben. Yani kimse kim kardeşim bu özür, olay. Yani şimdi bak. Sokakta birisiyle karşılaşırsın. Tanımadığın bir insan sana küfrediyorsa bu çok ciddi sebepler, sonuçlar doğru. Hani bu doğru bir şey değildir. Yanlıştır. Yanlışı yanlış demek lazım. Sonra çıkıp siz tepedeki adam şunu diyor, bunu diyor falan diye boşuna konuşuruz. Boşuna her şey boş olur. Yani bu gibi adamlar, yani adamlar diyorum yanlış anlamasın. Yine de ben tek Cahreyn'i kastedeyim. Onunla da benim ilişkim olmayacak tabii hiçbir şekilde. Olmamasını istiyorum ama bu şekilde kendilerine benzetiyorlar. Kendileri gibi olsun istiyorlar. Her şey böyle bir pislik yuvası içerisinde bir değer yargısı bir şey olmasın konumuna getirmemek lazım. Ha bu konuşma belki size fazla böyle şey gelebilir. O katılıyorum. Ben de günlük hayatımda lanlı konuşuyorum, küfürlü konuşuyorum. Sevdiğim için de küfredebilirim. Bu ayrı bir şey. Ben bunu kastetmiyorum ama bu adamı yaptığını görmüyor musunuz? Oradan böyle benimle ilgili bir konu yok. Kıraç gelmiş aşağıda dinlemeye çalışıyor. Bir şey ne konuşuluyor diye. Oradan beni provoke ettiğini anlamıyor muyuz? Bu da mı yanlış? Bu da mı? Ya sizi konuşmaya kalktı. Şimdi bir dakika Yusuf Bey, bir saniye. Şimdi Kıraç Bey, siz üslubunuzu koruyorsunuz. Çok güzel, sakin kalıyorsunuz. Evet. Bu şekilde bence yani gereken cevabı Ceza Bey'e veriyorsunuz. Ceza, Ceza Bey yok bunun size kardeşim. Bir hakaret etmiş. Bir şey söyleyeceğim. Kiminle ilgisi Cahreyn var? Ya Ceza ile ilgisi yok. Ceza rap yapar, çok kötü tostlar yiyor. Ama Ceza, evet. Ya yani, bir dakika bakın, Cemal beni duyuyor musun? Cemal'cim duyuyorum, ben Kıraç Bey'e hakaret etmedim. Şarkın laf bok karıştı. Gibi diyorum. Evet ya şarkın bu bir bok gibi diyorum. Size hakaret şu an eden Ceza beni. Terbiyesizlik şu an duymuyor beni. Evet ben beni Ceza duymuyor şu anda. Yıllar önce duyuyor galiba. Oradan bilmiyorum. Yok beni duymuyor. Kıraç Bey Yahren Bey diyor. Yok beni duymuyor. Kıraç Bey beni duymuyor Kıraç Neyse, Bey. Neyse konu burada Cahreyn'le ilgili kardeşim. Ceza ile olan şey yıllar önce de kaldı. Tamam mı? O ayrı bir konuydu. O arada Allah Allah. Ben buna bir şey demedim ki. Ben senin şarkını beğenmiyorum kardeşim. Ya şarkın bok gibi Kıraç. Bok gibi. Beğenmek zorunda mıyım lan? Bok gibi marş yapıyorsun. Bok gibi. 2-3 yıl oldu bilmiyorum yani. Böyle bir marş yaptım. Ulan beğenmiyorum marşını. Beğenmiyorum. Bok gibi ya. Bunu söylediğim için niye sen beni vatan haini ilan ediyorsun? Bok gibi lan yaptığın marş. Abi sen şiret bir adamsın ya. Şiretsin lan sen. Adamı gittikçe ya kardeşim ya. sen sanatçı olarak bir şey üretirsin. Sunarsın, insanlar beğenir. Ha beğenmez. Bu kadar Kıraç basit. Yani. Ben de bak Cahreyn'e yürüyorum mesela. Dikkat et hiçbir şey demiyor. Kıraç Bey siz duymuyor musunuz Cahreyn'i efendim? Sesini değiştiriyor herhalde ne bileyim abi. Bağırıyor da kendisi. Yaşlı kulağı Kıraç da duymuyor. Bir saniye. Şimdi Kıraç Bey. Az önce bağıran kişiydi. Tamam, Cemal Özgür. Şimdi Kıraç Bey. Cahreyn Bey'in sesini duymuyorsanız diyor ki ben Kıraç Bey'e hakaret veya küfür etmedim. Hı-hı. Ben sadece şarkısının bok gibi olduğunu söyledim. Hı-hı. Kıraç Bey'e hakaret eden Ceza'dır. Hayır. Ve Ceza suçludur. Bu ucuz işleri de bırak tamam mı? Olay hani Ceza'yı da çekip buradan da böyle bir şu an prim işte bir şey kasma işlerini de bıraksın. Tamam ben direkt ona konuşuyorum. Tamam mı? Bu üslup doğru bir üslup değil.
Bu üslup ya sana mı soracağım şarkını beğenmezken bok gibi lan yaptığın şarkı. Kendi pisliğini ya bok çalışan. Gibi ya. Allah Allah üslup ya Allah'ım ya. Adam seni duymuyor. Adam seni duymuyor. Abi duymuyor da yani evet. Ben buna sormayacağım abi. Duymuyor, ben bir müzik dinleyen bir insan olarak marşını neyse, duyduğumda abi, senin marşın bok gibi dedim. Kıraç Bey. Teşekkür ederim. İş burada da böyle bir çığlığından çıktı kendinize. Şimdi Cahreyn Bey duymuyorsun ama size son bir şey söyledi. Güzel konuş. Duydunuz mu bilmiyorum. Güzel konuş, gitti. Güzel konuş. Güzel konuşayım. Yani burada Cezayir'in yaptığı bir terbiyesizlik var. Resmen bir manipülasyon var. Yani burada Ahmet Cemal Bey'e bir saldırı almaya çalışması. Cezayı karıştırmayın. Cemal Bey cezayı karıştırmayın. Buyurun. Ceza alakasız. Ben ve benim gibi insanlar Kıraç'ın yaptığı marşı beğenmedik. Bununla ilgili kendisine feedback verdik. Tamam mı? Bu feedback'i yaptığın marş adamı, bok gibi. Adamı kaçırdınız. Yaptığın marşı beğenmiyorum diye verdik. Kendisi de marşı beğenmeyenlere çıktı dedi ki siz ne anlarsınız biz Atatürk'üz dedi. Lan ne alakası var? Ben senin yaptığın marşı beğenmek zorunda mıyım? Ekranı 7'ye bölmüş 7 tane Kıraç. Goy 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 goy. Hadi hadi. Ya beğenmedim abi Allah Allah. Sırf adamın yaptığı marşı beğenmedik diye adam bizi vatan haini ilan etti. Cemal ben tabii ki bununla dalmayacağım. Adam ama başka yerden burada vuruyor. Adam da küfür etti bana diyor Cemal. Başka yerden hayır etmedim. Vuruyor. Etmedim. İşte etmedim o. Cemal Bey. Cemal Bey. Ben evimde Ceza'nın şarkısını dinliyordum. Bir anda Kıraç'a küfretmeye başladı. Ben ne bileyim küfür evet bir manipülasyon var yani. Ceza'nın ettiği hakaret Ahmet Bey'e kalıyor. Bunu anlatamam. Bakın ben aynen bir saniye ben evimde şöyle şarkı dinliyordum bakın. Bir anda bakın şu bakın böyle dinliyorum. Ya yok bir şeyler diyor Ceza. Bir anda küfret böyle oldu yani. Çok kısa. Bakın. Dinliyorum. Lan Kıraç. Ne oluyor? Hiç para eder mi? Lafını bilmeyen hiç bu rapi yer mi? Kıraç bir dünya hiç demek. Öküz gibi anırıp ayı gibi geğirmek. Götünü sikeyim Kıraç. Ben bunu bilmiyorum. Mamamını. Terbiyesiz bir adam. Ben evimde şarkı dinlerken. Efendim lütfen açıklamama izin verin kendim ya. Masumiyet karinesi diye bir şey vardı. Ben evimde şarkımı dinlerken bir anda ceza kesmeye başladı. O sırada ben, Kıraç buradaymış. Ben ne bileyim çok abi. Çok terbiyesiz bir adam bu Ceza. Arkadaşlar hiçbirini sormuyorsunuz. Cemal Bey hiçbirini sormuyorsunuz. Ceza niye bu küfür etti? Biliniz var mı? Ahmet Bey ben bir anda söyleyeyim. Müzik dinlerken çıkmış. Beyefendi diyor ki Ahmet Bey bana küfür etti. Hayır Ceza'nın sesi ceza o. Niye küfür tamam Ceza'nın o konserinden o hafta Kıraç Bey bir demeç veriyor gazeteye röportaja. Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim evde kahvaltı bile hazırlamıyor diyor. Bunu söyleyen insan bir Atatürkçü olduğunu iddia ediyor. Evet evet ya yani kadını... Kıraç Bey'in söylemiş şu şehirli karılar diyor çocuk bakmayı bilmez. Onlar diyor ancak oje sürer. Yani böyle bir söyleme olduğu için gerçek Atatürkçü olan Ceza Kıraç'a rot balans ayarı çekiyor efendim. O zaman bu arada Ahmet Bey bize bir eleştiri gelmiş. Hemen onu söyleyeyim Volvi Bey özelden. ZFR TRGT küfürlü olacak affedersiniz. Orospu çocuğusunuz. Rezilsiniz. Jahreyn beğenmeyebilir. Bok gibi ne ya? Bok gibi oyuncu. Böyle bir eleştiri geldi. Efendim. Kıraç'ın yaptığı marş bok gibi. Beğenmedim. Dinlediğim ilk andan beri bok gibi olduğunu unutamıyorum. Bana bu işkenceyi yaşattığı için beni biraz daha kızdırırsa manevi tazminat davası açacağım. Çünkü gece rüyalarıma giriyor o marş. Ve bir sanatçı bir şey ürettiğinde resim, İşte görsel olabilir, işitsel olabilir. Hiç fark etmez. Bir tüketici olarak benim bunun bok gibi olduğuna dair fikir beyan etme hakkım vardır. Emeğe saygım kesinlikle yoktur. Kesinlikle. İnşaat yapmıyoruz burada. Sanat yapıyoruz anasını satayım. Beğenmediğimiz zaman emeğe saygı duymayacağız. Beğenmedik diyeceğiz. Ve artı olarak da bir iftira var. Ahmet Bey. Acaba? Şimdi bir dakika Arda Bey. Bir iftira var. Siz küfür etmişsiniz gibi bir algı çalışılması oldu. Hayır. Ceza yaptı. Bence bir iftira davası da açmalısınız. Yani bir iftira oldu. Ceza küfretti. Ne demiş Ahmet Bey? Yok artık Cemal. Hayır çok gerek ayıp. Yok. Hayır bu bir iftira. Efendim bir bana dedi ki sen Yusuf dedi. Yusuf Bey Kıraç Bey'i ziyaret etmedi mi profilinizi? Efendim bakın şöyle ben anlamadınız yine olayı bana döndürdüm. Sen dedi küfür ettin dedi. Ben Kıraç Bey'e asla Kıraç küfür Bey'e etmedim. Kıraç Bey'e küfür etmediğini söyledim. Yalnızca. Çünkü Kıraç Bey kilitlenmiştik. Sadece konuşuyordu. Ona hani yazacaktım bak sana küfür etmedi. Yanlış anlıyorsun. Seni yukarıya çekip konuşmak istedi sadece. Eleştiriyor. Büyütme yani. Gerek Ceza yok. Küfür etti. Evet, büyütme diyecek. Ne dediğini ben hatırlamıyorum bile. Yani çok ağır bir küfür etti Ceza Bey. Evet.
Edebilir. Biz ceza burada. Ahmet Bey sadece şarkısını eleştirdi. Yani Ahmet Bey bence önceden biraz Ahmet Bey'e karşı birikmişliği vardı. Burada Cemal Bey biraz gelip Peki Yusuf Bey bir şey soracağım size. Allah aşkına bakın ikimiz de yetişkin birer Türk genciyiz. Evet. Toprak hiç para eder mi? Yani nereden? Ya topraktan kastın ne? Ya arsadan mı var? Ben etmeyeceğini düşünüyorum. Oğlum, toprak para eder tabii arsa olarak. Peki teşekkür ederim. Hayır arsa olarak söylüyorsanız para eder. Yer olarak söylüyorsanız. Ya bunu olarak. Biraz lirikal olarak söyleseydin Yusuf abiye daha aşina gelecekti bence Cahreyn. Aynen bence de tebrik ediyorum. Mesela hani Yusuf toprak hiç para eder mi? Deli misin oğlum? Gibi ben mesela. Peki Cemal, Cahreyn'de biraz şirretlik var değil mi kanka? Abi adamın o kadar üstüne gitmene... Ya şimdi gitmene... Ahmet Bey son haklı da... Ahmet, adamın üstüne bak, o kadar gitmene abi, gerek var mıydı kanka? Hayır. Ahmet o kadar Bey, üstüne gitmeye gerek var mıydı? Kardeşim. Bey, burada ceza belki... Beyefendi iftira attı. Biz yarın 100 avukatla gidiyoruz adliyeye. Böyle bir şey yok. Ben hiçbir şekilde bu iftirayı kabul edemem. Cahreyn'in, hayır şunu söyleyeceğim. Cahreyn'in bu kadar kraçın üstüne gitmesine gerek var mıydı onu diyorum. Abi Cemal var ya burada... Allah'tan muhalif AKP'li falan yarın... olsaydı hay halimize. Yok yok büyük samimi söylüyorum yarın çok büyük bir iftira var. İftira var. Biz Sayın Adalet Bakanımız Abdullah Gül, Abdülhamit Gül'le de neydi Adalet Bakanımız bizim en son ne oldu? Bekir Bozdağ'la da görüşeceğiz. Bozdağ. Ya yani ben Bekir Bozdağ hiçbir şekilde ben bunu kabul edemem. Yani Ahmet Bey büyük bir saldırı oldu. Ceza Bey'in ettiği küfrün ceremesini Ahmet Bey çekemez. Ahmet Bey ifade özgürlüğünü kullandı. Ben Ahmet'ten şunu bekledim tamam mı? Sen niye o bir şarkısı var ya onun yapanın da avradını diye onu dinletseydin ya sen de ediyorsun deseydin. Niye demedin onu? Caho. Abi ben Kıraç'ın diskografisini nereden bileyim? Hayır efendim ben Kıraç'ın diskografisini nereden bileyim? Böyle iğrenç sanatçılar dinlemiyorum ki ben. Böyle bir müziği var diyor ki işte ölüsüne bir tas suyu dökenin de avradını diye. Münkir münafığın soyu yaktı harap etti köyü ölüsüne bir tas suyu dökenin de avradını. Vay be Saray ya kardeşimsiniz lan. Benim favori şarkım o. Kardeşimsiniz ya seviyorum lan. Avrat sever diyebilir miyiz? Ne zaman hükümeti düşünsem aklıma o geliyor. Peki Sara toprak hiç para eder efendim, mi? Efendim benim bir toplantım var. Bir süre burayı terk etmek zorundayım. Hayırlı muhabbet. Ahmet yapıyorum. Ortalığı karıştırdın gidiyorsun görüşmeler şimdi. Görüşmek üzere ne güzel. Valla. Karma karışık oldu her yer. Cemal Bey bu olay hakkında yani ben buyurun, 50 buyurun. Bin avukatı şu an çağırıyorum. Tamam yani, bu kabul edilemez bakın. İnce Bey bir saniye 50 bin avukatı çağırıp adam kazandı mesaj atacak mısınız? Yani atacaksanız okey. Yani bir avukatları çağıralım ondan sonra karar vereceğim. Çünkü çok fazla. Ben Recep Bey'e de sormak istiyorum. Recep Bey bu olay neydi ya? Büyük bir iftiranın gölgesindeyiz şu an. Ya biz İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda hangi oyunu çıkarıyorduk? Hissey Şaya oyunuydu herhalde. Onu çıkarırken. Abi buradan İstanbul Lipton Şehir Tiyatrosu'na bağlı. Lipton Ice Tea. Yusuf biz kesme şu sesimi. Yusuf. Buyur abi buyur. Ömrümü yedin ya bir sus ya. Bir saniye abi konuşuyorum. Buyur buyur. Buyur evet. Recep abi. Lipton Ice Tea reklamı vardı. Hayko Çepkin yapıyordu hatırlıyor musunuz? O orada çalışıyordu. O ara biz de Hüseyin Şahin oyunu yapıyorduk İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda. Ya o adamı nasıl yerden yere vurdular? Yani şurada şunu anladım ben. Bu sanatçılar yani duayen tiyatro sanatçıları işte söz yazarlar vesaire şarkıcılar fenomenleri bir de starları hiç sevmiyorlar. O derece münkirler yani günahları kadar sevmiyorlar. Burada ben bunun şeyini gördüm yani bu algıyı gördüm. Çekemiyorlar abi. Mesela Cahreyn bir şarkı veya bir film veya bir oyun yapmadığı için kendilerinden fazla fenomen oldukları için istedikleri kişileri istedikleri zaman itibarsızlaştırma gücü yükseltme gücü olduğu için bu adamları bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Sevmiyorlar. Budur yani. Bir şekilde yani kasıtlı mı yaptığını düşünüyorsun bunu? Kasıtlı abicim ya. Bugün insanlar hep küfürle konuşuyor kardeşim ya. Besmele gibi adamın lafının başında sonunda amına koyayım var gibi. Herkes bunu kullanıyor yani. Ne olmuş yani? Adam sevmiyorum diyor. Bok gibi yapmışsın diyor. Ne var bunda ya? Adamın elini kime haklı buluyorsun yani. Sen burada adam... peki? Ceza ne diyordu peki? Ben haklı buluyorum. Ben dediğim gibi yani bütün fenomenler
açık ve özgür bir şekilde eleştiriyor. Çok da hoşuma gidiyor yani. Adamın Jare'nin kavga etmediği bir Hasan Mezarcı kaldı artık ya. Bir şey soracağım. Yani adamı niye 2 dakikada vatan haini yapıyorsun? Geliyorsun ya buradan bak. Söylesin şunu. Uslubuyla tatlı tatlı sakin sakin söylüyor. O daha çok ağır bir şekilde hakaret yapıyor. Farkında değilsiniz. Ama Jare'nin açık açık tık 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 lafları ama bence bence Recep abi bence şeydi. O dolmuş gelmişti bence. Yani bir anlık birikim değildi o. Geçmişi de vardı. Ya zaten öyle dedi ya. Ben normal dinliyordum. Ne olduğunu anlamak için, ne olduğunu kavrayabilmek için dinliyordum. Sonra bana ceza muhabbetini açtınız. Ben bir müddet daha dinledim. Ondan sonra konuşmaya dahil olmak istedim. Ama diyor ya başka yerlerde de yaptı bunu diyor. O da var ya şimdi. Birkaç defa daha yaptı olabilir bunu. Olabilir canım diyor. Ben bilmiyorum ikisi arasında dönen tartışmayı. Ya başka ya adam, dedi yayında söylemiştir adam. Nerede söyleyecek? Platformda söyletir. Bok gibi şarkı yapıyorsun dediysen ya da bok gibi konuşuyorsun, bok gibi adamsın dersen herkes sinirlenir yani. Burada Kıraç'a ben de kılım. Ama o son açıklamaları falan vesaire tweetleri hatta takip ettiğim biriydi. Yıllar önce de takibimi kaldırdım. Dedim boş boş takip etmeyelim. Ama Ahmet her zaman olduğu gibi istediğini aldı. Yani o içini döktü burada. Olay bu kadar. Cemal burada cezanın peki abi, durumu ne? Bu evet. Çok ciddi bence böyle beklentileri var. Bir dakika ben onu şu an çözdüm. Cemal Bey hemen cezayı arar mısınız? Onun da bir yorumları. Evet. Hayır ceza ne demişti ben onu hatırlayamıyorum. Cemal ceza küfür etmiş işte. Onu niye yaptı onu netleştirmek lazım. Evet evet. Dedim dedi ya anlattı mı Yusuf Bey demin? Kıraç'ın aynı hafta yaptığı bir röportaj, bir demeçte kadınları yerden yere vuruyor, şehirli kadınları. Ya tabii ki bunun arka planda daha farklı şeyler var mıdır yok mudur bilmiyorum ama haberlere yansıyan bu. Şarkıyı yine o dönem ve bunun sonucunda şarkıyı o dönem mi çıkarıyor peki? Şarkı sonra marşlar dostum. Yok bu marş bambaşka. Hayır, bir olay. Küfürü diyorum. Bu küfürlü video. O dönem sonucunda da İstanbul, Rock İstanbul'da söyleniyor. Aynen. Ceza ne diyordu sonucunda? Aslında bence tatlı tatlı konuşup o hain buyurun olayını... Toprak hiç para eder mi? Hain evet olayını sormak lazımdı. Buyurun. Bir dakika. Hemen cezayı bağlıyoruz yayına. Bir dakika. Kayaktan mı alacaksın? Acaba? Buyurun. Lan tamam demin açtık ki. Vallahi bak yeter ya. Adamın 50 defa. Hayır cezanın ama kaydı o. Ya bu arada Kıraç rapçi... Arkadaşlar Kıraç rapçiler için de o dönem şöyle bir açıklama yapmış. Emin değilim okuduğumu aktarıyorum. Evet. Kesin uyuşturucu şey kullanıyor. Yoksa kelimeleri bu kadar hızlı söylemeleri imkansız demiş. Aynen öyle bir olaydı. Kadınlarla ilgiliymiş. Peki bunlar mahkemelik falan değil yani. Bunlar mahkemelik olmuş mu peki? Olmuşlardır büyük ihtimal diye düşünüyorum. Aa cezanın bir ses kaydını buldum. Çok ilginç. Dinlet bakalım. Öyle mi? Ananın amına sokarım kafanı lan. Kimsin sen lan? Bak Arda. Bir oldu. Adamsın Arda. Çok Arda adamsın Arda. Çok affedersin ama bak. Bir de söyleyeyim hemen. Bak bir oldu. İki oldu. Üç oldu. Bu dördüncüsü. Bir daha olursa orospu diye bağırırım yani. Bak bunu... Bu Arda denen lavuğu bak tamam mı? Geçen hesabını kapattırdık bunun yeni açmış gelmiş 5 tane de takipçi bulmuş nereden bulduysa. Bak bu çocuk. Kanka bu bitmez. Ölse dirilir bu. Ben biliyorsunuz bizim partilerin şeyi paravan partiler kurup hani oralara geçiyoruz kapandıkça partiler. HDP'siniz yani öyle mi? Yok canım. CHP. Oğlum Cemal HDP ne alaka? Bu arada adam Discord'da bunu itiraf etti. HDP ben ne alaka ya? Kıraç'a dedin ya siz HDP seçmenine hakaret mi ediyorsunuz dedin ya. O ne alaka? Onu nereden buldun da söyledin? Dedik ya. Onu dedi ya o yüzden. Bir şey diyeceğim ne alakası var dedim lan bu. Nereden karıştırdı onu? Ben orayı kaçırdım. Ama adam 20 yıldır %10 alıyor ondandır herhalde. Yani resmen Kürt seçmene hakaret etti Kıraç buraya gelip. Ben dedi Atatürkçüyüm dedi. Beton Kemalistim dedi. Ve Kürt seçmeni bu halkın %10'u gerizekalıdır diyerek Kürt seçmeni aşağıladı. Nasıl şimdi alacağız? Buyurun Recep Bey. MHP'li gibi konuştu ya. Ben ne zaman evet. Evet, Perbe ne zaman olabilir? İyi partili de olabilir.
Beton ülkücü mü? Abi adam ülkücü falan değil. Adam bilmiyorum, Türkçe atatürkçü bir insan. Türkçe atatürkçü bir insan. Bence şu an. Yo, ben yok, Kıraç en son şeyi ekledi. Duymadınız galiba ya, ama. Görüşünü bilmiyorum. Kıraç'ı da çok fazla tanımıyorum açıkçası. Milliyetçiyim ama Atatürk milliyetçisiyim. Bildiğiniz manada değil dedi. Konuşurken kaçırmış olabilirsin. Zafer Partili mi? Efendim, onlar ellerinde ölçüm aletleriyle gezmiyorlar mı? Yok, Zafer Partiler Atatürk. Ya hemen hemen ulusalcı gibi oluyor. Yani Atatürk'ün izinde milliyetçiyim gibisin aslında. Memleket partileri Atatürkçü değil mi demek istedin sen bunu diyerek? Yani? Hayır, memleket partileri Atatürkçü. Zafer Partiler Atatürk'ü milliyetçi. AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyor olabilir mi? Devamı Medyascope'daki. Şimdi yani Kıraç resmen dedi ki bu halkın %10'u salaktır ve ben ikinci oyda HDP'nin oyunu istemiyorum. Ben HDP'nin oyu olmadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanıyorum dedi. Bunu yani söyledi. Söyledi. Alo Fatih. Alo Fatih, bunu ifade etti. Bunu i̇şte, ifade işte, ettiği için. Dört ulusa var, bağıracağım şimdi burada. İnce Bey, şimdi gerilecekseniz yapmayın. Yani bu odalar her zaman geyik odalarıydı. Burada ne taktikler döndü. Ben daha çok ben gülüyorum. Ben o değil de bugünkü hikaye. Papatya şey için efendim. Papatya şey. Hikayede harbiden Kıraç'a üzüldüm ya. Keşke böyle olmasaydı. Yanında adamydı. Kıraç Bey'in fark etmediği şey burada insanlar, ya artık yeni nesil, yeni medya, artık sosyal medya ne derseniz deyin. İnsanlar eğleniyor. Burada TRT diksiyonu bekleyemezsiniz. Burada o Star TV'lerde yapılan, Show TV'lerde yapılan programlardaki o ortamı bekleyemezsiniz. Burada yani insanlar söver de. Mesela, gömer de yani. Bir saygı beklentileri var. Ya bir de ortam. Yani bilmiyorum, ben ilk defa denk geldim işte böyle. Onu ben anladığım için dedim ki sakin olun. Bir sakin ama mesela olun, şey ama Ahmet abinin onunla aynı üslupta yanıt vermesini bekliyordu. Bu arada şimdi bana özelden bir mesaj geldi. Mesajı atan kişi Erkan Çakır. Şey demiş, kardeşim ben bir Kürt olarak Kıraç Bey'den çok rahatsızım. Bu halkın %10'unu aşağılayarak, Kürtleri aşağılayarak böyle yapması. Bir arada Erkan abi bana ses kaydı göndermiş. Ses kaydını paylaşıyorum. Ya sen Arda gibi var ya, sen ahlaksız bir adamsın. Bu Arda gibi bu insanlar burada olduğu sürece saygı beklememek mümkün değil zaten. Arda bir ana hesabın falan oldu acaba? Bu adamı da bilerek ama bilerek bu imkanı tanımanız da komik, biliyor musun? Gerçekten. Aynen Yusuf. Lan abi, abi ben şahsen kaos seviyorum. Arda kardeşimi yedirmeyiz. Arda kardeşimi yedirmeyiz bak. Aynen Arda Bey, ben gerçekten çok seviyorum. Mesela geçen katıldığında 500 üye yeni kaydı oldu buraya. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden geçen. Az önce Ahmet Sonuç ağabey şundan uyguladı Kıraç'a. Ya şimdi sen dünyada herkes birbirine küfür ediyor. Ben sana... Hayır. Orospu çocuğu. Neredesin lan? Kapa lan. Nereden buluyorsunuz bunları oğlum ya? Onu ben yaptım Arda. Onu ben yaptım. Dedim ki Kıraç Bey, dünyada herkes birbirine küfür ediyor dedim. Dünyada herkes birbirine... Production gibi. Senin Arda'ya koruma tutman lazım. Başına bir şey gelecek. Aynen, bak mesela yani yüzü an itibariyle geldi yani. Bakın şu an... Ben Arda'ya şeyden şüpheleniyorum bu arada, özür dilerim ince. Yarın bir gün Eren Erdem'le falan takışır. Yanlış bir şey söyler onun olduğu yerde. Sonra bir anda çiğ köfteci olduğunu öğreniriz. Adını soyadını öğreniriz. Hiç gerek yok. Doğru söylüyorsun bu arada, güldüm. Siktir lan. Bak bu çok komikti. Ya gerçekten komikti. Ne kadar komik. O zaten CHP'nin şeyinde var bu. Ne derler? Geninde var. Kendinden olanı satmak, kendinden olanı dışlamak. Her zaman ya, oldu bu. Bu Arda mıdır nedir? Bu çiğ köfte dükkanı. Kemal ne oldu? Kıraç ve Zahreyn kavga mı etti? Ne oldu? Recep abi ne oldu? Ben söyleyeyim. Şimdi olay aynen şöyle gerçekleşti. Kıraç Bey geldi. Zahreyn'i eleştirmeye başladı. Ahmet abinin tabii mikrofonunda bir bozukluk var. O anda tam o sırada Ceza'nın bir konser kaydını dinliyordu. Ve Ceza bir anda Kıraç Bey konuşurken Kıraç bilmem neyine bilmem ne yapayım dedi. Kıraç Bey dedi ki bakın bana burada küfür ediyor. Bu terbiyesizlik dedi. Ve o ama tabii küfürden daha çok şeye alınmış. Senin marşın bok gibi dedi Ahmet abi Kıraç Bey'e. Benim marşıma bok gibi diyemezsin diye geldi o. Ve üstüne de Ceza'nın bir kaydı gerçekleştiği için sanki Ahmet Bey'i küfür ediyormuşçasına tepki gösterince Kıraç Bey
Biz de Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ Bey ile Bekir Bozdağ Bey ile görüştük. 100 avukat ile Adalet Sarayı'nı basacağız. Bu burada kalmaz. Bu iftirayı hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Yani böyle bir olay gerçekleşti. Bekir Bozdağ bana yazdı. Meral Akşener özür dileyecekmiş hocam. Kıraç'tan. Öyle mi olmuş arkadaşlar? Bir daha da Recep Can Polat'ın olduğu odaya gelmem dedi. Recep Can Polat dedi benden büyük belki evet. Bilmiyorum dedi ama bir daha. Recep Can Polat da kınıyorum yani. Beni yani senin için de bunu söyledi. Yani Recep abi için geldim ben dedi. Evet. Recep abi beni böyle yerlere sürükledi dedi. Ben Recep abinin olduğu yere de bir daha gelmem dedi. Ben Recep yok, abi yok, olduğu için gelmiştim. Recep Bey'e yönlendirdik biz de. Yok öyle ne yapmıştım ben. Çok tatsız olaylar. Şimdi bak, Cemal Bey yalan olay mı söyleyecek Recep abi? Cemal genellikle goy goy yapar. Onun için onun o noktada bir şeyi vardır. Referans boyutu vardır. Yapmakta serbesttir o konuda. O yetkiyi verdim ben Cemal'e. Recep Bey, Kıraç Bey şey anlamadı. Burada devamlı bir geyik döndüğünü fark edemedi. Öyle bir sıkıntı oldu yani. Uyuşmazlık diyelim. Ya Jahreyn'de şimdi daha önce Cemal bana hep diyordu ki Jahreyn gelmiş ev sahibi konumunda Jahreyn bir misafir geldiyse de o da yapılmaz arkadaş yani tamam goy goy yapılıyor burada da o da yapılmaz diye düşünüyorum yani. Resmen hoş geldiniz güle güle. Abi Cemal bize Recep abi Cemal bize diyordu ki daha önce hiç anal yaptın mı diyordu mesela. Ya sen ne diyorsun ne terbiyesiz bir adam Selçuk ya. Abi Recep varken sen ne ahlaksız bir adamsın. Yani. Irz düşmanı. Edebinizi bozmayın. Vallahi ben de kaşar giderim. Yapmayın çocuklar. Woman TV'nin sahibine şunları söylüyorsun. Aşağıda kadınlar var. Bana mesaj atıyorlar Recep abi. Recep abi şunu dinlettirdi bak. Şunu dinlettirdi Acahren ona. Bak dinle abi. Çok güzel. Lan Kıraç toprak hiç para eder mi? Lafını bilmeyen hiç bu rapi yer mi? Kıraç bir dünya hiç demek öküz gibi anırım ayı gibi giyirmek. Götünü sikil Kıraç. Aa ama küfür oldu mu Yusuf Bey? Bunu dinlettirdi Cahreyn. Ama Yusuf Bey etmedik ceza. Abi bunu dinlettirdi. Bunu dinlettirme oğlum küfür edileni niye koyuyorsun ya? Cahreyn dinlettirdi sana gösterdi sana Cahreyn Hanım diye. Cahreyn abi ceza iyi. Nereden bilelim cezanın küfür ettiğini. Recep Bey şimdi de sizi kafaya alıyorlar çok güzel bir şekilde. Evet öyle yaptıklarının farkındayım. Ne güzel. Biz de Recep abiyi çok seviyorsun. Çok çok. Sonra Arda denen lavuk geldi. Tavuk sesi açtı falan böyle. Cart curt bu dünya havalarıyla. Bu Arda'yı Kuzey Kutbu'na sürdüreme ya. Bu çocuğun var ya özel bir arşivi var bunun için. Allah eminim çarpsın bak bir şey söyleyeyim mi? Arda, Allah çarpsın bu simülasyonlar. Gerçek falan diye bir çocuk. Efendim abi, Kıraç Bey. Recep abi DM'e bakar mısın? DM'e bak Recep abi. Bakıyorum. Sen kaçırdın Recep abi. Şey çok komikti. Kıraç orada sinirlenmiş. Recep abiye gösterebiliriz. Çok komik ya. Arda Bey, ya bir dur be Arda. Dur be oğlum. Recep abi orada Kıraç sinir krizine girmiş böyle. Hani terbiyeli konuşuyor falan. Bir anda şey demeye başladı. Sen kimsin lan falan böyle. Çok sinirlendi. O sırada Yusuf diyor ki Kıraç Bey beni takip edin sizin maaşınızı paylaşın. Ben Yusuf'u takdir ediyorum bu arada. Yusuf sen nasıl bir ya, şey yaptın öyle ya? Hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Ya, sen sanatçısın var ya utanmaz adam. Bir tiyatrocu olarak araya girip arayı bulman lazım. Sen de orada Cahre'nin destekliği. Ha ben araya girmedim Cahre'nin çünkü adam daha ki, çok zannetti ne oldu ezilecek. Bir tahrik ediyorsun adam. Yani Cahre'nin tarafını tutuyorum. Evet. Daha çok berbat olacaktı adam. O yüzden girmedim ben. Yusuf Bey siz niye tiyatroculara böyle bir görev yüklüyorsunuz ya? Ya hayır ben dedim. Özür dilemeniz lazım tiyatrocular. Adam hakim hayır, mi? Hayır ben dedim ki yani en azından hani bir araya girelim olayı düzeltmeye çalışalım. Abi hiçbiriniz beni biraz önce takdir eden kimdi onu anlamadım ama şöyle. Hiçbiriniz araya girmediniz olayı düzeltmeye çalışmadınız. Keşke düzeltseydik olayı bence gerek yoktu ya. Ben giriyordum zaten Yusuf, ben. Sonra sen de bayağı dalga geçtin şimdi bırak ya. Evet abi ben dedim ki tartışıyor. Bizim burada düzeltebileceğimiz ne var ki? Barıştırmaya mı çalışacağız? Ne ya abicim ya? Ben dalga geçmedim. Duyguyla alakalı. Bak
Ahmet abinin bizim yapacağımız sıkıntısı hayır, var. Ben Sarı Ahmet Hanım. Abiye Ahmet abi usulünü düzeltti diretecek miyim yani? Hayır, ne yapabilirim şöyle diyeyim, ki koca bak, adam? Şöyle. Hayır. Cemal. Yapacağımız tek şey Adalet Sarayı'na gidiyoruz. Bir iftira var. Cemal. Cezanın küfrü Ahmet abi etmiş gibi. Böyle bir şey olamaz. Cemal, buyurun. Şöyleydi yani ben gerçekten yok dalga geçmedim bu şeyi de. Ben araya girip ya hani şunu söyleyecektim ona. Beni bir takip et aç kutunu gerek yok diyecektim. Uzatma. Bu adamlarla konuş diyecektim. Bakın sen de bıyık altından güldün. Ya, ben mı? Güldüm tabii niye gülmeyeyim. Bıyık altından güldün. Sakalını kaşıyarak güldün. Sen şuna gülmedin mi mesela? Şu çaldığında gülmedin mi? Güldüm. Yok ben bana çok komik geldi. Baksana abi bu. Abi dur yeter yeter tamam. Ya ben buna güldüm yani. Ben ilk defa görüyorum bunu. Ben bunlar ama mahkemelik oldular. Ben de ilk defa gördüm. Bak bunlar mahkemelik oldular diye biliyorum ben. Yanlış da biliyor olabilirim. Bu konu kapandı gitti bitti yani. 2005'teki muhabbet bu ya. Yeni muhabbet değil ki. Benim anlamadığım Kıraç çok gerçek. 2005'te ben dünyada yoktum. Bence. Hayır bak o kim o? Ardından ben galak geldim. Alo. Bana mesaj atmışsın. Abi yok atmadık ya. Mesaj falan. Attın mesaj yaz. Yani bu. Evladım şunu kapat. Bana. Abi yazmadım yani, abi. Senin ananın abına sokarım kafanımı. Bak küfür açıyorlar işte. Recep abi bu adamlar böyle ahlaksız Arda. Ne yapayım ben şimdi? Ya. Arda. At şunu Arda'yı ya. At şunu Arda'yı ya. Attım Arda'yı. Çek lan dışarı. Attım. Ay, defol Arda. Şu ol eşek. Anam. Oğlum bir edepli olun lan. Aşağıda kadınlar var. Hanımefendiler var. Beyefendiler var. Yapmayın. Goy goy yapın ama. Kadınlar, edep içinde kadınlar yapın. Kadınlar gözünü kapatıyor abi. Yani. Edep içinde yapın. Yapmayın böyle şeyleri çocuklar. Abi Muharrem İnce atmış. Ne yapak? Beni aramış adam. Arda. Dördüncüye olmasın bak. Bak bağırırım bak. Oğlum bak. Bağır lan. Kuzey Kore'ye at şunu lan Cemal. Oradan gelmesin. Atayım. At. Atayım abi. At. Attım. Cemal Bey, size bir şarkı armağan etmek istiyordum ama ortama çok yabancı kaçar diye özelden atıyorum. Bakarsınız. Atın, buyurun. Hayır, Recep abinin de resmen ortama girip şey diye davranması çok komik. Ya Recep abinin gelmesi alo, Cemal. Alo Cemal, bu ne ya? Sanki ülke batmış, bitmiş gibi bir manifesto yayınlıyor adam. Recep terziydi biliyorsun. Cemal Bey, ben burada kınadım yani. Recep Canpolat abi. Ay şimdi isimler de şey oldu. Recep Tarzi abi diyeyim Recep abi. Recep abi Recep Can abi Polat diyebiliriz. Olabilir. Sayın Polat. Abi Canpolat dersek erlik spamlanır yapmayın. Teori arada geliyor aşağı. Kınadım. Bakın yani tiyatro camiasının yanında durmadınız. Şey olmaz. Demin Kıraç kavgasında buradaydı. Kıraç çıktı o da çıktı. Birkaç gündür çünkü Kıraç şarkısı paylaşıyor Instagram'da. Kıraç iyi arkadaş. Biz Meryansı'nda bazen program yaptığımız zaman Erlik ben Eray şey Erdem Serkan'la Kıraç da geliyordu. Bazen yayına katılıyordu. Beraber de iyi de arkadaşlar yalnız. Şeyden sosyal medyadan. Severler birbirlerini onu söyleyeyim yani. Abi Kıraç Bey zaten çok şeye katılıyor ya. Space'e katılıyor ben görüyorum. Aynen bizim Space'e de geliyor da bence Kıraç ile Cahun'un arasını yapmanız lazım Recep Bey. Ya Ahmet'in ben denk gelirsem Ahmet'in üslubunda kendine göre bir misyon biçmiş o üslubun içerisinde ama yapmaması gerekir. Ceza kim, öbürü kim, bu kim? Yani gelmiş bir tane adam sanatçı doğrudur, yanlıştır eleştirebilirsiniz ama birinin ettiği küfür üzerinden ona hakaret etmek doğru değil. Ahmet'i kınadığımı belirtmek istiyorum Cahreyn. Aşağıda dinliyor beni. Yani bu doğru değil arkadaşlar. Yapmayın böyle şeyleri. Keskin yapmayın. Doğru değil yani. Recep abi seni dramaya sokmak istemem ama ceza kim derken? Bilmiyorum. Ceza diye biri küfür ediyor demiş ya. Tanımıyorum bilmiyorum kim olduğunu. Nasıl ceza? Rapçi şarkıcı ceza var ya Recep abi. Ne bileyim oğlum ben tanımam etmem daha ismini. Nasıl abi ya? Tanımıyorum Ege Allah Allah tanımak tamam Ege. Tamam dramayı sokmayın oğlum adam hacı tamam, 7 kez hacı olmuş adam. Girmeyin. Abi, ceza beyim olmuş 7 kez hacı. Yok sen. Hayır sizden bahsediyordum. 6 kere hacı gitti iddia ediyor. Abi umre mi haç mı?
Umre de var, haç da var. Allah kabul etsin, Allah mübarek etsin. İnşallah Zahreyn'i de götüreceğim oraya. İnşallah. Bugün spagetti.